Bein Sports ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Bugün özel röportaj konuğumuz Umut Nayır. Umut hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz biz de. Nasılsın? Keyfin nasıl? Gayet iyiyim. Keyfimiz de yerinde. Bir yaramazlık yok diyelim. İyi, süper. Umut, şöyle başlamak istiyorum. Mesela sen lise dönemlerinde kapsayan günlerle birlikte hukuk okuyan kendi halinde bir öğrenciyken aslında sevilen, sayılan ve ilerleyen yıllarda milli formayı terletecek Umut Nayır yolculuğu başladı. Tabii sanıyorum Ankara'ya borçlusun. Bunu sana ne söylersin? Ya süreç normal şekilde işlemedi dediğin gibi aslında milli takım sürecine giderken böyle altyapılarda 6 yaş millilerde oynarsın. Böyle birçok arkadaşınla A millide de karşılaşmış olursun. Benim sürecim dediğin gibi biraz liseden sonra üniversite süreciyle başladı. Üniversiteye tamamen işte Ankara Hukuk Fakültesini kazanmış ve o sürecin nasıl olacağını soru işaretleriyle giden bir öğrenci olarak gitmişken bir anda futbol serüveni öne geçmeye başladı. Yıl ve yıl bir anda futbol öne geçince biraz okul arkada kalmaya başladı. Yani geriye dönüp bakınca böyle olacak işte lise döneminden sonra üniversite döneminde başlayıp futbola profesyonel anlamda başlayıp milli futbolcu olacaksın deseler hikaye böyle biraz abartılı diyebilirdim ama kendim yaşayınca şu an gururlanıyorum yani. Sonrasında tabii farklı takımlara gittin ve ilk büyük camian Beşiktaş esasen. Gözün korkmuş muydu? Ya gözüm korkmuş muydu şöyle. Aslında camiaların içinde yaşarken dışarıdaki gibi olmuyor. Bütün oynadığınız camialar, ben Ankara Gücü altyapısında başladım profesyonel anlamda ve gerçekten tarihiyle çok büyük bir cami onlar da. İşte oradan birçok farklı deneyim yaşadım, farklı şehirler gördüm. Büyük kulüp olarak adlandırılan işte İstanbul'daki Beşiktaş, Galatasaray, Fener diye bakarsak tabii ki ilk büyük takım Beşiktaş'tı ve çocukluğumda da babamdan dolayı çok fanatik bir Beşiktaşlı olduğum için o an böyle idrak edememiştim yani Beşiktaş'tan teklif geldi, nasıl olacak, nasıl gidecek. Bir heyecan oluyor gittiğiniz zaman, bir yerini yadırgama da oluyor çünkü genç bir yaşta da gitmedim. Belli bir yaştan sonra gittiğiniz için orayı, aşamayı kaydetmek de kolay olmuyor. Oradaki süreci böyle idrak etmekte zorlanmıştım ama yaşadıkça, deneyimledikçe tabii ki öğreniyorsunuz. Tırnak içinde geç başladığını söylediğin için sormak istiyorum. Beşiktaş'ta futbol derinliğini geliştirebildiğini düşünüyorum bu anlamda. Sen buna katılır mısın? Beşiktaş'ta verimli günler geçirdin mi? Ya futbolda aslında tek bir doğru yok. Yorumlarken, oyuncu performansını değerlendirirken ya da verim hakkında konuşurken de hep soru işaretleriyle bakıyor insanlar. Çünkü senin bakış açınla benim bakışım aynı maça aynı olmuyor. Aynı oyuncu üzerinde, performans üzerinde bile değerlendirmemiz farklı olduğu için kişiye bağlı değişir ama oradaki bana biçilen rol, aldığım sürelerde verdiğim katkı bağlamında bakarsak şahsi yorumum, ben güzel geçirdiğimi düşünüyorum. Daha güzel olabilir miydi, daha fazla şans bulabilir miydim ya da daha uzun süre kalabilir miydim? Bunlar benim de bazen kendime sorduğum sorular ama şu an geçmişe dönüp bakınca, o performans olarak değerlendirince verimli bir dönem geçirdim diyebilirim. Tecrübe kısmında, işte kendini geliştirme kısmında da çok çalışarak bir yerden geriden geldiğiniz zaman daha çok çalışmanız lazım muadillerinize göre. O çalışma kısmını kendim hallettim. Performans gösterdikçe, sahada deneyimim arttıkça da bence performansım yükseldi. Umut, farklı takımlarda, farklı renklerde forma giydin. Bu çeşitlilik hayatında hangi rengi ortaya çıkardı? Vallahi çok zor bir soru ama şöyle söyleyebilirim yani sorunun başından başlarsak kendimi kişisel olarak tanımlarken böyle daha durağan, evinde işte stabil yaşayan, çok böyle aksiyonlara girmek istemeyen bir profilim normalde. Personel olarak kendimi öyle tanımlarım ama her sene bazen benim elimde olarak bazen olmayarak farklı takımlarda forma giydim. Bazen şehir değişti, bazen aynı şehirde farklı takımlarda. Dediğim gibi birçok renkte forma giydim ama kendimle özdeşleştirdiğim en sevdiğim renk mavi renk. Öyle bir şey nasip Azur olmadı. Diyebilir miyiz? Evet, azurdan dolayı söyleyebiliriz. Hepsinin birleşimi mavi olsun aslında. Çok böyle mavi barındıran inanılmaz Haydo'ya gittim işte. Belki mavi kırmızı onu söyleyebiliriz. Genel takımlar işte sarı kırmızı giydim, sarı lacivert, siyah beyaz. Belki aklıma yeşil beyaz, çok fazla renk forması terlettim ama mavi ile ilgili bir hayduk var. O yüzden mavi diyebilirim yani. Peki, süper. Bu anlamda Azur'la da evet, yeri çok fazla mavinin bende. Derinleşmiş olması çok çok güzel. Bu arada Azur demişken babalık nasıl gidiyor? Eşin ve çocuğun da Konya'ya yerleşti sanıyorum. En azından
Konya'da yaşarken ailenle birlikte olmak da bu anlamda bağı güçlendirecektir. Manevi Konya'da. olarak çok besleyici oluyor ve geldiğiniz şehirde aileniz de orada olduğu zaman tamamen aidiyetiniz oraya bağlanıyor. Çünkü bazen arkadaşlarımız da yaşıyor, işte yayın öncesi de sana söylemiştim. Bazı arkadaşlarımızın çocukları büyük okula başlamış oluyor, buraya gelemiyorlar. Yani iki yaşamınız oluyor gibi. Bir kafanız işte onların yaşadığı şehirde, kendiniz buradasınız. Biraz bölünmüşlük oluyor. Yani ben o açıdan şanslıyım. Eşim çocuğum burada olduğu için onları görebiliyorum. Bir de şimdi Azur işte 2 yaşını geçti. Ya futbola ilgisi yok derdim ben ama işte son 2-3 haftadır sürekli işte baba maç aç, maça gidelim. İşte Tesislerden çıkmıyor mu? Topla oyna, işte bugün bile gelecek hatta. Sürekli bir topla haşır neşir olunca benle bağ da kuvvetlendi. Bu sefer yanımda olmazsa biraz işte duygusal olarak bir boşlukta oluyor. İstemeden ona böyle gelecekte oluşacak bir travma da yaşatmak istemiyorum. Mümkün olduğunca o yüzden ailemle birlikte olmak benim için çok manevi anlamda besleyici, onlarla birlikte olabilmek. Onlar için de benim yanımda olmak da tabii ki mutluluk verici. Süper. Umarım çok daha güzel günleriniz İnşallah. Olur. Peki sarı lacivertlerden devam edelim. Fenerbahçe'ye transfer olduğunda aslında ilk 11'de oynayabileceğin farklı takımlara da gidebilecekken Ceko'nun olduğu, Başşuay'ın olduğu Fenerbahçe'ye gelmeyi göze aldın. Şimdi bu kararını düşündüğünde nasıl değerlendiriyorsun bu kararı? Transfer süreçleri çok dinamik süreçler. Yani tek bir karar merci olmuyor. Yani futbolcunun istediği direkt olmuyor ya da kulübün istediği direkt olmuyor. Birçok dinamik var. İşte belli bonservis bedelleri oluyor, oyuncunun şartları oluyor, kulübün talepleri oluyor. O transfer sürecinde de ben bonservis olarak Eyüpspor'un oyuncusuydum. Güzel bir sezon geçirdim. Ümraniye'de milli takıma kadar yükseldim. Tabii ki çok fazla arayan, talip olan takımlar da vardı ama karar sahibi Eyüpspor olduğu için orada biraz da tabii ki kararı yönetecek, teklifleri değerlendirecek, kulüplerle anlaşacak tarafı oydu. Oradaki seçeneklerde de aslında çok fazla seçeneğim kalmadı. Yani görünüşte gidebileceğim çok fazla takım var ama seçeneklere indirgendiği zaman gerçek olarak elimde Pendik ve Fenerbahçe vardı. Çünkü işte Eyüp'ün durumundan dolayı. Eyüp alt ligde kaldığı için ben üst ligde devam etmek istiyordum. Onların da tercihi, ya biz Fenerbahçe'yi uygun gördük, gidebilirsin oraya. Yani biz onlarla anlaştık, ya da Pendik Spor'la devam edebilirsin bir sene kiralık olarak. İki seçenek olunca da tabii ki yani görünüşte bakınca işte Edin var, Michi var, çok kariyerli futbolcular. Oradaki rotasyonda süre az olabilir, işte değer göremeyebilirim. Kafamdan tabii ki benim de çok fazla geçti. Hatta ilk iki görüşmemizde zaten anlaşma olmamıştı. Ben çok istememiştim. Sonra İsmail Hoca geldikten sonra işte bir telefon görüşmemiz oldu. Kendi düşüncelerini anlattı. Süreç biraz geçtikten sonra da işte çevreden de arkadaşlarımla, eşinle, dostumla konuştukça işte Fenerbahçe'ye gitme kararın biraz daha negatifken süreç geçtikçe, insanlarla konuştukça belki onların da biraz etkisiyle daha pozitife döndüm. Geldikten sonra aslında ilk başlangıç döneminde işte küçük süreler bulduğum, verimli geçirdiğimi düşündüğüm dönemler de oldu ama işte forvet oyuncusun. İşte özellikle büyük takımdaysan, hücum oyuncusuysan katkı vermen, skor yapman lazım. O skoru yapamadığın zaman da tabii ki rotasyonda biraz daha sürelerinde azalabiliyor. Ya yaşanması gerekiyormuş yani. Düşününce şimdi, geçmişe bakıp dönünce az oynadım, yanlış bir karardı diyebilirim. Çoğu insana göre de öyledir ama o da bir yaşayım oldu, deneyim oldu. Ondan sonra işte Mourinho gibi bir hocayla çalışma şansım oldu sezon başında. Birçok yıldız oyuncuyla orada çalışma, arkadaşlık yapma, takım arkadaşlığı yapma şansım oldu. Deneyim olarak bakıyorum. Yani çok böyle yaşadık, inanılmaz bir pişmanlık olarak değerlendirmek bence doğru değil. Açıkçası atlamak istemiyorum. Karar verme sürecinde İsmail Kartal'la telefonda görüştüm demiştim. İsmail Hoca sana ne söyledi? Özellikle futbolunda kulağına küpe olan ya da aklında kalan cümleleri oldu mu? Ya şöyle, yani büyük takım olunca tabii ki çok fazla maç sayısı var ve rotasyonda işte Edin'in belli bir yaşta olması, işte Michi'nin profil olarak farklı bir profil olması, oradaki maç planlarına göre benim beklenenden daha fazla süre alabileceğimle ilgili konuştuk. İsmail Hoca da beni tanıdığı için neler alabileceğini, nasıl bir verim verebileceğini düşündüğüne ben inandım. Ama gelip görünce tabii realite bazen öyle olmuyor. Edin çok iyi bir performans gösterdi. Michi aldığı sürelerde daha fazla katkı verdi. Ben biraz geri planda kalınca belki o süreci daha iyi yönetebilirdim, yönetemedim. Gibi gibi sebepler yani. Orada geçmişe dönüp dediğim gibi bakınca İşte daha fazla oynamalıydım ya da işte ben şunu hak ediyordum, bu olmadı gibi bir şeyler söylemek doğru değil. Çünkü önümdeki iki oyuncu da iyi sezonlar geçirdi. Bazen forvet oyuncuların şanssızlığı bu da olabiliyor. Yani sen
büyük beklentilerle bir yere gidiyorsun ama önündeki oyuncu ya da o an şans bulan oyuncu çok iyi geçirdiği için arkada beklemek zorunda kalabiliyorsun. İyi yanları olduğu gibi kötü yanları da var böyle forvet oyuncusu olmanın. Bu sezon da mı aynı hikaye devam etti aslında? Hani İsmail Kartal'la başlayan süreç Mourinho ile devam etti. Bu sezon sen neden Bu Fenerbahçe formasıyla sezonda izleyemedik? şöyle bütün aslında hedefim yine Fenerbahçe'de kampa başlayıp Fenerbahçe'de devam etmekti. Bu sefer geçmişten gelen, geçen seneden gelen o rotasyonda az süre alsam da dediğim gibi yönetemediğim belki bir süreç vardı. Bu süreci daha iyi yönetebileceğime dair bir inancım vardı. Sezon başladıktan sonra kamp süreci de aslında iyi geçti. Yani Jose ile hocayla ilişkimiz de iletişimi de çok iyiydi. Çok verimli de bir dönem geçirdik. Yoğun da bir kamp dönemiydi. Sonrasındaki süreçte işte milli takım arkadaşım Cenk geldi. Rotasyon bu sefer dörde çıktı. Dörde çıkınca da ben isterim aslında kulüp tarafından Allah var yani öyle bir baskı gitmen gerekiyor. Geçen sene İsmail Hoca döneminde de olmadı, bu sene de olmadı ama kendim hep değerlendirirken zaten dediğim gibi serüvene biraz geç başladım. O yüzden de böyle oynama zevkini doruklarında yaşamak istiyorum sonuna kadar. Geçen sene İsmail Hoca döneminde devre arasında ayrılma talebi benden gelmişti. Yani kulüpten öyle bir işte biz seni istemiyoruz, verim alamıyoruz gibi bir düşünce olmamıştı. Milli takım özelinde Avrupa Şampiyonası da olduğu için daha fazla süre alıp katkı verebilirsem orayı yeniden yakalayabilirim diye düşünmüştüm. Bu sene de rotasyon yine genişleyince bir de Türkiye Kupası'ndan çekilme kararı almıştı Fenerbahçe. İşte kulvar ikiye düştü. Zaten çok büyük bir isim Edin Dzeko devam ediyor. Çok iyi bir sezon geçirdi. Üstüne işte onun üstüne bir forvet alınması büyük maliyetlerle şu an En-Nesyri geldi. O zaman gelmemişti. Öyle bir gündem var. İşte Cenk geldi derken kendi kararımla biraz da ben ayrılma talebinde bulundum. Ayrılırken hocayla da konuştuk. Buraya geldikten sonra birkaç maçtan sonra da hocayla konuşma şansımız oldu. Yani o hocadan yana kulüpten yana bir sıkıntı yaşamadım ben ama biraz da kendi kararımla tercihlerimle bu noktaya geldim. Umut, şimdi milli takımda da yıldızlaştığın ve açıkçası herkes tarafından konuşulduğun bir dönem geçiriyorsun. Tabii biraz klişe olacak ama her sporcu milli formayı terletmek ister. Sen bu anlamda milli takıma biraz geç başladın. Bir de özellikle senin yapın sanıyorum hani sitem eden, şikayet eden bir yapın yok. Ancak milli takıma geç alınman konusunda duygusal anlar yaşadın mı? Keşke daha önce katılsaydım, beni neden almıyorlar gibi böyle geçirdiğin bir duygusal dönem oldu mu? Ya o konuda tercih edenlere haksızlık edemem. Çünkü kendimi onların yerine koymaya çalışınca, empati yapmaya çalışınca cidden çok zor karar vermek. Çünkü işte 25 kişi, 28 kişi, 23 kişi seçiyorsunuz ve kendi kafanızda bir şablon var. Ona doğru profiller seçmeniz lazım. Belli tanınmışlığı olan, işte reputasyonu olan oyuncular var. Onları tercih etmezseniz başınız ağrıyabilir. Onları tercih etmeniz gerekiyor ya da bazı mevkilerde birden fazla çok iyi oyuncu var ama belli bir kotada seçebilirsiniz. Çünkü pozisyonel rotasyon da sağlamanız lazım. O yüzden benim ilk başladığım dönem zaten geriden geldiğim için biraz daha alt liglerde geçti. Üst lige geçtiğimde şans bulmam biraz daha böyle rotasyon oyuncusu olarak başladığı için erken seçilemezdim aslında, haksızlık edemem. Gerçekten böyle dolu dolu oynamaya başladığım işte Giresun'un ikinci yarısından, Ümraniye sezonundan sonra zaten milli takıma seçildim. O yüzden böyle ya bana haksızlık edildi, niye erken çağrılmadım diyemem. Sonrakindeki süreçte de dediğim gibi yine Fenerbahçe'de daha az oynadım. İşte Pendik'te oynadım ama belki hocanın kafasındaki profiller, roller değişikti. O yüzden şampiyonluk kadrosunda yer alamadım. Şikayet edebilirim ya ben daha fazla çağrılsaydım diye ama haksızlık da edemem. Seçen kişi o olduğu için ya kafasında kimse şey yapmaz. Ya Umut'u ben çağırmayayım, sevmiyorum demez. Fayda alacağını düşünüyorsa zaten hocalar tercih ediyordur bence. O yüzden böyle çok şey kafasında bakamıyorum yani ben buradaydım da şu takımdaydım da çağrıldım çağrılmadım gibi bakamıyorum. Tabii başka takımlarda işte büyük takımlarda İstanbul takımlarında olunca tabii ki orada biraz daha şans bulunca belli bir baskı kamuoyu baskısı olabiliyor. Anadolu takımlarında olduğunuz zaman da çok iyi sezonlar geçirip gidebiliyorsunuz. Türkiye'de işin realitesi bu olduğu için çok da ona da bir şey diyemiyorum yani. Aslında sen biraz hiyerarşi ve layık olmakla alakalı futbolcu olarak bakıyorsun anladığım kadarıyla bu sürece. Ya işte hoca profilleri değişiyor, oynatmak istediği oyunlar, oyuncu profilleri değiştiği için yani şöyle diyemiyorum. Ya ben nasıl olmam diyemiyorum çünkü hocanın kafasında bir şablon var, belli rollerde oyuncular var. Çağırdığı oyuncu oraya layıktır yani milli takıma giden kimse için şey diyemem. Bu oyuncunun burada ne işi var diyemem çünkü bir şey vardır ki gidiyordur yani orada tartışacak insanlar işte kamuoyu, yorumcular o dünyanın her yerinde tartışılıyor. İşte Almanya'da ne bileyim Goretzka'yı çağırmıyor insanlar tartışıyor ama
sonu gelmeyen bir tartışma. O yüzden böyle çok oyuncu üzerinden ya da kendi üzerinden o yorumlara girmek istemiyorum. Ve anladığım kadarıyla öyle duygusal bir dönemde geçirmedin Ya milli takım için. üzüldüm. Şampiyonluk kadrosunda olmak çok istedim. Üzüldüm ama bu şeye dönmedi yani. Bir nefrete, bana karşı insanlar işte beni istemiyor, kin gidiyor gibi bir şey olmadı. Çalışmaya devam ettim. Fırsat gelirse değerlendirmek istedim. Nasip oldu işte bu dönemde çağrıldım. İnşallah çağırmaya da devam ederim. Peki Umut, sana şunu söylemek isterim. Aslında bugün biz sokağa çıksak ve spor severlere seninle ilgili mikrofon uzatsak çok eminim ki şöyle dönüşler alırız. Yetenekli bir futbolcu, karakterli, düzgün konuşan, efendi, mütevazı, hayalleri futbol olan genç bir futbolcu. Sen hayallerinin tam olarak neresindesin şu anda? Valla yarısına bile ulaştım diyemem ama yolu biraz geçtiğim için artık yani hangi kısımlarına ulaşabilirim hem futbol içi hem futbol sonrası birçok hayalim var. Futbol içindeki hayallerimin bir kısmını gerçekleştirdim. Çok daha büyük hayallerim olup da hayal kırıklığına uğradıklarım da oldu. Hala devam eden hayallerim de var. Ama yarısına bile ulaştım diyemem yani hayallerim. Yani çünkü hayat her gün yeni bir şans sunuyor size ve yaşarken de işte yatağa yatarken de güne uyanınca da bir anda o güne yeni bir hayalle uyanabiliyorsunuz ya da yatarken gece yeni bir hayalle yatabiliyorsunuz yatağa. O yüzden de hayal etmenin sonu yok. Ben de hayal etmeye çok inanan biri olarak yani hem yeni hayaller ekleneceğini bildiğim için daha yarısına bile ulaştım diyemem yani hayallerimin. Peki o bahsettiğin gerçekleşen hayallerin neydi? Ya çocukluk şeyim olarak desteklediğim Beşiktaş takımında forma giyebilmek büyük hayallerimden biriydi. Onu gerçekleştirdim. Milli takımda oynayabilmek büyük bir hayalimdi. Onu gerçekleştirdim. İşte derbi maçta gol atabilmek bir hayalimdi. Onu gerçekleştirdim. Ama daha gerçekleştirmeyi bekleyen çok fazla hayalim var. Ne var sırada? Ya Süper Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, oralarda üst turlarda mücadele etmek, Süper Lig gol krallığı, milli takımın İşte belli gedikli golcülerinden olabilmek ve daha söylemek istemedim birkaç hayalim. O tam olarak söylemek istemediğin kısmı sormak istiyorum ama. Söylemek istemediğimde ya o biraz daha işleyişle ilgili, organizasyonlarla ilgili, işte sahanın dışı ile ilgili hayal ettiğim şeyler. Biraz daha belki akademik kısmımdan dolayı hayal ettiğim, olması gereken düzen diye düşündüğüm şeylere müdahale edebileceğim şeyler ama ne bileyim bir tanesini şimdi söyleyeyim aslında şeyimde yoktu ama aktif futbolcuyken bir sendika kurma hayalim vardı futbolcularla ilgili. İşte Profesyonel Futbolcular Birliği'miz var ama işte oradaki insanlar da gayret ediyordur eminim ama bir şeyi yok işlevselliği. Ya böyle daha işlevsel olan bizim buradaki haklarımızı da koruyan yasal boşlukları da doldurabileceğimiz işte alt liglerde sıkıntı çeken bir sürü kardeşimiz, arkadaşımız var. Üst liglerde, Süper Lig'de sıkıntı çeken arkadaşlarımız var. Ya o düzeni kurabileceğim bir sendika kurma hayalim vardı. Hala var ama gerçekçi boyutta bakınca şu an ne kadar ona enerjim var ondan emin değilim. O yüzden gerçekleştiremediğim için biraz kendimle ilgili bir hayal kırıklığım o. Peki, bu sohbeti noktalayayım bu konuyla ilgili. Konyaspor'dan devam edelim. Hayallerini yazmaya aslında şu an Konyaspor'da devam ediyorsun. Konyaspor'un senin hayatına bu ana kadar kattığı değerler neydi? Ya dediğim gibi büyük şehir takımlarında oynadım. İşte Bursa'da, Göztepe'de oynadım, Ankaragücü'nde oynadım. İşte iki tane büyük camia İstanbul'da Beşiktaş, Fenerbahçe'yi gördüm. Hırvatistan'a gittim, en büyük camialarının birinde oynadım. Konya'da gelirken esas heyecanlandıran nokta belli bir kültürü olan işte yıllardır Süper Lig'de mücadele eden Avrupa'ya katılma şansı kazanmış, Türkiye Kupası kazanmış, belli bir seviyeyi korumuş ve işte tesisleşme anlamında da burayı görmüşsünüzdür tesisimizi, stat anlamında da gerçekten ülke ortalamasının çok çok üzerinde bir camia. O yüzden de gelirken aslında en büyük hayalim biraz ilk konuşmamızın başında bahsederken sürekli şehir değiştiğim, her sene takım değiştirdiğimden bahsetmiştim. En büyük hayalim burada kalıcı olabilmek. 5, 10, kaç seneyse artık ne kadar oynayabilirsem yani kariyerime nasip olursa burada noktalayabilmek, güzel bir şekilde noktalayabilmek en büyük hayalimdi. O heyecanla geldim. Şehrin de bir kültürü, yaşamı olduğu için onun üzerine de ben neler katabilirsem saha içinde, saha dışında buna odaklanacağım. Şu ana kadarki süreçte biraz tabii ki alışma süreci, işte aileyi taşıma süreci, evi taşıma süreci, birçok arkadaşımız geldi. Onlara alışma süreci derken nasıl geçtiğini anlayamadık esasında ama
yaşadıkça burada da hayal ettiğim, umut ettiğim çok güzel senaryolar var. Konya Spor'la ilgili söylediklerini ek olarak taraftarı da eklemek isterim aslında. Çünkü her maç sizi yalnız bırakmayan, coşkuyu artıran, o maç içerisinde ritmi sağlayan kalabalık, baskın bir taraftar Tabii ya, kitleniz de var. kültürü oluştururken zaten taraftarı yok saymak mümkün olmuyor. Özellikle böyle şehir takımlarında. Genel Süper Lig ortalaması hep eleştiriliyor ama biz mesela içeride oynadığımız 3 maçta da ortalamanın çok çok üzerinde bir taraftar sayısına sahiptik. Oradaki kısımda da taraftarı şöyle bir şey diyemiyorum. İşte ülkenin ekonomik durumu belli. Taraftar dediğimiz kulübü desteklemek için geliyor ama kendi bütçesinden vererek geliyor. Herhangi bir işte maddi karşılığı olmuyor. Oradaki karşılık ne? İşte manevi olarak işte Konyaspor kazanınca onların günün 2-3 saatini ya da o haftayı mutlu geçirmesi. Sırf bu beklentiyle geldikleri için bizim üzerimize düşen tabii ki onları mutlu edebilmek. Onları stadyuma daha fazla çekebilmek için de bizim sahada daha iyi performans vermemiz, işte daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor. O yüzden onların desteğinden yana bir eleştirim olamaz ya da bir şüphem olamaz. Dediğim gibi bizim üzerimize düşen o son 2 senede belki kısa zamanda oluşan o kara bulutları dağıtıp işte skorumuzla, oyun gücümüzle onları tribüne daha çok çekebilmek. Ne kadar onlar işte stadyuma gelmeye devam ederlerse de tabii ki rakip takımlar için de o kadar zor olacaktır. Nasıl bir bağ oluştu peki taraftarla aranızda? Valla iç sahada henüz skor katkısı yapamadığım için onları çok mutlu edebildiğimi düşünmüyorum ama umuyorum ki önümüzdeki haftalarda daha fazla katkı vererek skor anlamında, performans anlamında onları da işin içine daha çok sokabilmeyi umuyorum. Çünkü dediğim gibi yani bütün takımlarda en uçta oynayan oyuncuysan bir yere kadar işte insanlar işte mücadele ettiğin takıma diğer parametrelerde katkı verdin diye değerlendirebilir ama bu 3-5 maç sonra farklı tepkilere de dönebiliyor. Bu işin gerçeklerini de yıllardır oynayan biri olarak bildiğim için umuyorum iç sahada da maksimum skor katkısını yaparak takım arkadaşlarıma da yardım ederek onları daha çok mutlu edebilmek istiyorum. Şu ana kadarki şeyde de hep destek verdiler. İşte milli takıma seçildiğim süreçte de çok destek verdiler. Gelmeden önce de aslında Konyaspor'la ilgili sürecin birkaç senelik, birkaç sene böyle transfer gündemi olduğunda da hep taraftarlardan da güzel mesajlar almıştım. O yüzden dediğim gibi kısa vadede hedefim onların beklentilerini karşılayabilmek. Kariyerinde vermek zorunda olduğun en zorlu karar neydi? Aslında çok fazla zorlu kararım oldu. Ya hep kırılma anlarından oluşuyor futbolcuların hayatı. Dediğim gibi daha böyle stabil yaşamayı seven bir insan olduğum için çoğu takımdan ayrılırken aslında ayrılmak istemeden ayrıldım işte. Ne bileyim Beşiktaş'ta devam ederken bir anda kadro dışı kaldım. 3 gün kala bir anda kendimi Hırvatistan'da buldum. Zor bir karardı ama işte kadro dışısın, gitmen gerekiyor, bir yere seçmen gerekiyor. İşte Hırvatistan'a gittim. Çok güzel bir deneyim olarak geri döndü. Sonrasında orada devam etmek istedim. Beşiktaş istemedi. Bir anda kendimi Giresun'da buldum. Yani süreçler o kadar şey oldu ki dediğim gibi dinamikler sadece benim kararıma bağlı olmadığı için ya bu kararı verdim ama pişmanım ya da çok zor bir karardı demek doğru olmaz bence. Çünkü tek benim kararımla hiçbir zaman olmadı. Genelde de benim kararımın dışında gelişen şeyler oldu. O yüzden de söylerken şeyi söyleyebilirim. Yani ilk Hajduk'a gitme kararım hem radikal bir karardı çünkü Hajduk çok göz önünde bir takım değil. Hem işte Beşiktaş'ta güzel günlerim geçerken bir anda böyle işlerin tersine dönmesi, hayatımda ilk defa kadro dışı kalmam zor bir süreçti. Onu söyleyebilirim. Bir de aklıma gelmişken Ankaragücü'nde oynarken işte gençken ikinci ligde çok iyi bir sezon geçirdim. Sonrasında yarım devreye kadar orada devam ederken bir anda Osmanlıspor o zaman birinci ligdeydi. Onlardan bir teklif geldi. Aynı zamanda Başakşehir Abdullah Hoca o zaman Başakşehir'de sanırım o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye'ydi. Onlardan bir teklif geldi. Ben Başakşehir'e gitmek istemişken kendimi o zaman da Osmanlıspor'da buldum. O mesela benim büyük pişmanlıklarımdan biriydi. Yani gerçi sonra Osmanlıspor lige yükseldi. İlk kalemi ilk lig golünü orada attım. Kulüp tarihinin ilk golü oldu falan ama geriye dönüp bakınca öbür senaryoyu yaşasam Başakşehir'de Abdullah Hoca ile daha erken tanışsam, o dönemi yaşasam nasıl olurdu diye düşünüyorum bazen geriye dönüp bakınca. Umut, kapanışı keyifli bir soruyla yapmak istiyorum. Hem milli formayı da giyen bir futbolcu olarak ilk 11'ini kursan hangi oyuncular alırsın kadrona? Şu an aktif oynayan mı yoksa birlikte İstediğin oynadığın mı? İstediğin oyuncu. İlk 11 oluşturacaksın, takıma kim alırsın? Hangi futbolcularla bir ilk 11 oluşturursun? Çok zor ya. Çok fazla takım değiştirince tabii ki
hem arkadaşlıklar kuruyorsun, onlar alınmasın diye biraz politik de davranıyorsun ama kafamdan ilk akla gelenlerden sayayım ben. Kaleye Altay'ı alırım. Ankara Gücü'nde de Fenerbahçe'de takım arkadaşlığı yaptık. Sağ bek orada da biraz objektif olamayacağım. Erdem Özgenci alırım. Erdem abi. İki farklı takımda onunla da takım arkadaşlığı yaptık. Sol beke orada da objektif. Ya Adriano demeyeceğim. Caner abi diyeceğim. Caner abiyi alırdım. Yani ilk Beşiktaş sürecinde çok bana yardımcı olmuştu. Stoperlere birine Pepe'yi alırım Beşiktaş'tan. Kısa bir dönemde olsa çalışma şansım olmuştu. İkinci olarak da şimdiki dönemden söyleyeyim. Yakın dönemden söylemeyeyim ya. Ya da söyleyeyim, Ciku'yu alırım. Ciku'yu da beğeniyorum. Bence çok iyi bir stoper. Orta sahaya Atiba'yı alırım. Yanına iyi bir Badou Ndiaye'yi alırım. Osmanlı'ya ilk Türkiye'ye bizim zamanımızda gelmişti. İnanılmaz bir çıkış yaptı. Sonra yine Pendik'te oynadık ama artık yaşlı dönemi de ilk dönemini baz alalım. O Badou'yu alırım. İki orta saha koyayım. Hücum oyuncuları daha fazla olsun. Ön tarafı düşünüyorum. Ya şimdi çok fazla elit oyuncuyla oynayınca birilerini elemek zorunda kalıyorum ama kenarlardan birini Duşan yapardım. Yani her forvetin birlikte oynamak isteyeceği bir oyuncu çünkü çok fazla şans yaratıyor sizin için. Profesyonellik anlamında bile bu yaşta bana çok fazla şey öğretti. Duşan'ı alırdım. Şimdi bir tarafa da Arda'yı alayım. O da biraz genç kategorisinde, hem de şu an Real Madrid'de öyle bir oyuncuyu kaçırmak istemem. Forvet'e de birine Burak abi söyleyeyim. Burak Yılmaz. Diğerine de beraber çok güzel anılarım olan Adis Yahoviç'i söyleyebilirim. Bir de bonus belki Adis yerine Marco Livaio olabilir. Hayduk'tan takım arkadaşım. Onun dışında da çok fazla elit oyuncu var ama şimdi bir anda aklıma gelenleri saydım. Valla kadro iyi mi kötü kafamda tasarlayamıyorum. Şampiyon bir kadro kurduk diye noktalayabilir. Teşekkür bilemiyorum ederim. Şu an yani kafamda formasyonda oturtmadım, böyle aklıma geldiği gibi saydım. Çok iyi oyuncuları da belki aklıma gelmeden kaçırmışımdır ama şu an aklıma gelenler bunlar oldu. Peki Umut, çok teşekkür ederiz ben sohbetin teşekkür için. Umuyoruz hem Konyaspor'da ailenle, eşinle, çocuğunla birlikte mutlu günler geçirirsin. Ağzına sağlık. Çok ben teşekkür ederim Konya geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Umut, çok sağ ol. Evet, Umut Nayır özel röportajını noktalıyoruz. Görüşmek üzere.